için bizlerle. Hoş geldiniz Berna Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle katılımlarınız için. Birazdan Levent Üzümcü de bizlerle olacak. Ve siz iki değerli, kıymetli sanatçıyı bir araya getirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz bu ekranlarda. Ben hızlıca ilk sorumla sizle başlamak istiyorum Berna Hanım. Şimdi neden Uyum Kılıçdaroğlu'na tercihini yaptınız? Onu çok merak ediyoruz ve bunu da açıkça duyurma ihtiyacı hissettiniz. İsterseniz ilk sorumuzla bu şekilde başlayalım. Tabii ki memnuniyetle. Bu arada ben de çok çoğul partilerden milletvekili adaylığı için çok ısrarla çağrıldım. Ama hani bu görüşmeleri bildirmek, yani şuradan şu yer demeyi sevmiyorum. O yüzden açıklama gereği duymadım. Ama ben de şimdi sevgili Levent gibi hala, çünkü bir yandan sözümü sanatla anlatmaya devam etmeye çalıştığım için aynı şekilde devam etmek istiyorum. Ama tabii bu listelerde kadın sayısının, kadın vekillerinin ne kadar çıkacağını göreceğiz. Bana göre az ve seçilenleri görmek istiyorum. Eğer böyle giderse ilerleyen zamanda ne yaparım onu da bilmiyorum, şimdiden söylemiş olayım. Çok da garanti veremem diyorsunuz yani ileride milletvekili adaylığı tekliflerine. Çok direniyorum, diren Berna şeklinde. Çünkü benim aslında hayalim şu: bu seçimi atlatalım, biraz kuruluş ayarlarımıza dönelim, normalimize dönelim. Ve ben artık siyasetle ilgili takiplerde bulunmayayım, böyle tweetler atmak zorunda kalmayayım. İşte ne bileyim, Kızılay çadırlarıyla falan ben ilgilenmeyeyim. Ve sadece oyunumu, turnelerimi, arkadaşlarımla içeceğim kahvemi falan düşünebileceğim bir Türkiye hayalim var açıkçası. Çocuğumla falan ilgilenip eşimle beraber gezmek istiyorum. Eğer bu şart Allah olursa hiç siyasete falan girmeyi düşünmem açıkçası. Diliyorum da böyle olsun. Şimdi söylediğim şeye gelelim. Çok uzun yıllardır, en azından 10 senedir zaten ülkemizde dikkat ederseniz çoğu insan ses çıkarması halde. Çünkü başka türlü iş yapmanız mümkün değil. Bunu kabul edelim. Elbette ki bu bir tercih meselesi. Yani tercihinizi yok ekmek param şeklinde kullanabilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum ama hani benim tercihlerim bu yönde olmuyor. Çünkü boğazından geçmiyor bu sefer ve ben kötü bir hayat yaşamamakla birlikte yaşadığım hayattan zevk almamaya başladım. Çünkü buna uygun bir ülke değil artık benim ülkem ve tanıyamaz hale geldim. Sokak yürürken insanları, konuşmaları, gelen mesajları ve bu çok rahatsız edici. Hani sadece kendi izole ve küçük balonumun içindeki küçük dünyamda kalmayı düşünsem elbette ki bir ses çıkarmayarak, çok çok da para kazanarak çok şahane bir hayat yaşayabilirdim. Ama bunu seçmedim çünkü bir de rahat uyumak diye bir şey var ki bu bence hiçbir parayla elde edilemiyor. Öyle olsa dünyada bu kadar uyku ilacı, antidepresanlar vesaireler gibi bir sektör olmazdı. O iç huzuru denilen şeyin parayla satın alınabildiğine inanmıyorum. Bu benim fikrim. Ben bu yüzden bildiğim ve inandığım şeyi söylemekten yanayım. Elbette ki bir sürü insan için de bu kötü olur. Yani ailenin cici kızı Berna diye belki sevip de şu anda görüşümüz tutmadığı için "aa ben de bunu severdim" diyen pek çok insan vardır. Ama bunun için aslında birazcık daha keşke tanısalar diyorum. Onu da şunun için diyorum. Ben kimsenin fikrine karşı değilim. Hangi partiye oy verirse versin karşı değilim. Neye inanırsa inansın karşı değilim. Tek istediğim eşitlikçi ve birbirimize saygı duyduğumuz, işte yaşayabildiğimiz bir Türkiye olması. El ele herkesle yaşayabildiğimiz bir Türkiye olması. Kavga etmeden yaşamak için bugün biraz belki kavga ediyor, görünüyor olabilirim. Bundan ben de memnun değilim. Bununla ilgili belki hayal kırıklığına uğrattık vardır. Bunun için çok üzgünüm. Ama bu da benim. Aksi ben olmam. Saht bir Berna olur. Onu da sevmesinler zaten. Yani bakın tişörtüm bile İstanbul Sözleşmesi yaşadı. Evet. Evet, çok anladım. Yani rengim çok net. Bu arada Berna Hanım, sizin sözlerinize devam edeceğiz ama Levent Üzümcü de bir diğer kıymetli konuğumuz da aramıza katıldığı için sevgili ona da Levent, hoş geldiniz merhaba diyerek istiyorum. Ben de hemen ona bırakayım. Evet, Levent Üfey'in kaşını gözünü düzelterek yayına katkıda bulundu bu arada. Evet. Ama Berna Hanım'a ben özellikle şunu tekrar soracağım. Aslında tüm bu yaşam biçimleri için, işte vurguladığınız İstanbul Sözleşmesi'nin mesela geri gelmesi için mi Kılıçdaroğlu'na benim oyum dediniz? Ben mi devam edeyim arzu edersiniz? Evet, evet lütfen. Tamam, ben hani Levent'e de haksızlık etmek istemem. Ladies first.
Ya, teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Elbette ki pek çok faktör var. Ben bu seçimde bütün kız kardeşlerimi, tamamen kadınlara seslenip konuşuyorum şu anda, çıkarcı düşünmeye davet ediyorum. Kendileri adına düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bu zamana kadar hep erkeklerin bize öğrettiği şekilde ve öyle istedikleri için, yani babamız öyle dediği için, kocamız ama dedi ki, ama bizim aile böyle istiyor dedi ki diye yaptık. Geldiğimiz nokta ortada. Ne olur şu anda bu stüdyodakiler dahil, bütün erkeklere bir an kulaklarınızı tıkayıp beni dinleyin ve alt alta yazın. Nasıl bir hayat istiyorsunuz? Kendi kriterlerinizi yazın. Ben kadına hak vermeyen hiçbir partiye oy vermeyeceğim. Benim önceliğim önce kadınlar ve çocuklar. Bakın benim sloganım bu. Önce kadınlar ve çocuklar. Çünkü ülke yangın halinde ve yangından önce çocuklar ve sonra kadınlar kurtarılır. Benim derdim bu. O zaman nedir? İstanbul Sözleşmesi çok kritik. Hiç tutup da bunları evirip çevirmek için şimdi ne olur? Ne olur hele şu iki gündür yaşadıklarımızdan sonra. Ama işte İstanbul Sözleşmesi gelirse şöyle olur, böyle olur. Efendim herkes şunu olur ortalığı, herkes gay olur falan. Yahu hiç öyle bir şey olmaz. Bırakın kim neyse zaten odur, hayatına bildiği gibi devam etsin. Görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıt olarak kitap yazmış. Bunun için Cumhurbaşkanlığından ödül almış. Ve bunu sebep olarak da aile biter, boşanmalar olur demiş bir gazetecinin. Neler yaşadığını görüyoruz. Beni aslında hiç ilgilendirmiyor ne yaşadığı. Normalde hiç ilgilendirmiyor ama o kadar çok başkalarının hayatını karışıyor ki. O zaman bak ama sen de o zaman bir. Yani el aleme verir salkımı, kendi yutar salkımı. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. Ya. Biz kendimizi düşüneceğiz siz kardeşlerim. Biz kendimiz dediğimiz nedir? Çocuklarımızdır. Çünkü kadınların çoğu önce çocukları düşünür. Kendi çocuğu olsun olmasın çocukları düşünür kadınlar. Belki içgüdüsel bir şey bilemem ben. Ama çocukları bakın eğitim yok bugün bizim ülkemizde. Eğitim yok arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Eğitimsiz bizim çocuklarımız. Ve artık bakın ben şu anda dijital bir mecra aracılığıyla bu yayına katılıyorum. Dünya bu kadar küçüldü. Bizim çocuklarımız Almanya'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki, Çin'deki çocuklarla yarışacak. Yoksa aç kalırlar. Ve onlar eğitiliyorlar bir anda. Bizimkiler eğitimsiz. Bu bir. İki, yahu ölüyoruz. Biz yıllardır gittikçe daha fazla ölüyoruz. Yani bu tartışılabilecek bir şey değil ki. Yani siz şu anda nasıl, sen her işte çalışamazsın, her mektebe okuyamazsın, kocan izin vermezse çalışamazsın, hatta mümkünse 90 kilometre öteye gidemezsin diyen bir zihniyete oy verebilirsiniz. Yapmayınız. Siz değilse çocuklarınız, kızlarınız yanacak. Yapmayınız. Hani şunu diyebilirsiniz, bizden geçti artık, aman ben evimde oturuyorum. Yapmayınız. Ve bir gün herkesin buna ihtiyacı var. Emin olun, bir gün herkesin adalete ihtiyacı var. Ve eğitime de şimdi ihtiyacımız var. O yüzden benim önceliğim kadınlar ve çocuklar. Kadınları öncelemeyen, kadınların haklarını öncelemeyen. Benim kafamda çok şey var. Çalışan kadınların kreşleri ve biz bunların, eğer Sayın Kılıçdaroğlu da ben açıkça ifade ettim oy vereceğimi. Çünkü ben alt alta yazdığımda benim çıkarlarıma Kılıçdaroğlu açıkçası içime geliyor. Yani çok net söylüyorum size. Gayet maddi bir düşünceyle, maddi derken parayı kastetmiyorum tabii. Hemen şimdi Twitter camiası hiç boşu boşuna coşmasın. Mantıklı diyeyim, düşündüm. Benim hakkımı koruyacak, İstanbul Sözleşmesi'ni getirecek. Nafakasından boşanmasına kadar pek çok kadın için ben bunları düşünmek zorundayım. Gerisi sonra gelecek, çünkü bütün bunlar iyi olduğunda bizim ekonomimiz de iyi olacak, buna inanıyorum, ama bu olmadan nefes alabileceğimiz bir ortamda yaşamamız söz konusu değil. Evet. O yüzden de ben böyle bir karar verdim. Evet. Emin olsunlar kız kardeşlerim, biz bu muhalefetlikten, yani neden, eminim Levent de benzer bir şey söyleyecektir, neden siyasete atılmıyoruz? Muhalefetimizi devam ettirmek için. Sanıyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu dilerim ki Cumhurbaşkanı olsun, biz her hafta hey yaşasın. Hayır, onda da göreceğiz, gene söyleyeceğiz. Gideceğiz, diyeceğiz. Hayır, çalışan kadınların kreş sorunları var. Çalışan kadınların hamile oldukları zaman işten çıkarılma, tazminat, çalışamama, çocukları yüzünden zorda kalma, prim. Bütün bunları konuşacağız. Ama bize bunun yeşil ışığını şu anda yaktığı için ve ben orada tutunabilecek bir umut gördüğüm için o yolda tercih ediyorum. Evet. Tabii kadınlar için en önemli sorunlarından biri de mahalle baskısı. Özellikle de
muhafazakar kesimdeki mahalle baskısından söz edebiliriz ama okudukça da ben bakıyorum aynen kadınlar daha fazla vicdan sahibi. AKP'ye yönelik ilk içeriden muhalefetin de aslında şaşılası bir değil bence.